İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kışın ve soğuğun iyiden iyiye kendini hissettirdiği bir akşam. Yine sizlerle birlikteyiz. Kendinize lütfen dikkat edin. Artık bundan sonra gerçekten kış havalarına, kış günlerine girmiş olacağız. Havalar bir anda soğudu, bir anda böyle yağışlar karşımıza çıktı ve bu geçiş dönemleri özellikle sağlık açısından gerçekten en kritik dönemler. Özellikle küçük çocuklar ve ileri yaşlar için daha dikkatli olmalarını, mümkün olduğunca kendilerini daha çok korumalarını önererek programımıza başlayacağız. Geçen hafta izleyen izleyicilerimiz hatırlarlarsa geçen hafta çocukluk çağındaki beslenmelerden bahsetmiştik ve sevgili misafirim Hüban bağışıklık sistemi hakkında da konuşacakken ne yazık ki programın sonuna gelmiştik. Zamanımız yetmemişti. Ama sağ olsun Hüban bana verdiği olduğu sözü tuttu. Zamanla ayarladı, işlerini ayarladı. Ve bu akşam bağışıklık sistemini artıran beslenmelerden bahsedeceğiz. Öncelikle müsaadenizle ben Hüban'a bir hoş geldin demek istiyorum. Hüban'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. O yoğun temponda hakikaten bize zaman ayırdığın için. Ama önemli günlerde bu günleri atlatmak istemiyorum. Çünkü hakikaten geçiş dönemi, yani bir anda yazdan kışa çok hızlı bir geçiş yaptık. Bu da vücudumuzu ciddi anlamda etkiliyor. Kırılmalar, hastalanmalar vesaireler çok sık bir şekilde geliyor. Sana da geliyordur herhalde bu konuyla ilgili şikayetler değil mi? Bugün de baktığım çoğu hastam aslında grip vesaire gibi, özellikle çocuklu hastalar, çocuklardan daha kolay bulaşıyor. Onlar çok fazla kendilerini koruyamadıkları için birçok hastam gripti. Yani bu geçiş dönemlerini aslında iyi atlatmak gerekiyor. Kesinlikle. Ama ne yazık ki biraz yenik düşüyoruz bu durumlarda. Kendine de dikkat et. Sen bize lazımsın. Herkes lazım ama sen bize lazımsın. Bize rehber olacaksın. Sevgili izleyiciler, bu akşamki konumuz bağışıklık sistemini destekleyen besinler olacak. Bağışıklık sistemimizi bu özellikle geçiş dönemlerinde, sıcaktan soğuğa geçiş dönemlerinde vücut direncimizin kırılması halinde ne gibi doğal gıdalarla takviye edebiliriz, neleri yersek çok daha sağlıklı kalabiliriz tartışacağız. Eğer sorularınız varsa her zaman olduğu gibi bize ulaşabilirsiniz. Hüban bu konuda size her türlü bilgisini aktarmaktan mutlu olacaktır. Ben telefonumuzu size aktarmak istiyorum. 362 alan koduyla 333-33-54 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Telefonu tekrar ediyorum. Lütfen çekinmeyin. Aile toplantısı, aile söyleşisi gibi düşünün. 362 alan koduyla 333-33-54 numaralı telefondan bize ulaşın ki sohbetimize ortak olun. Müsaadenizle ben şimdi misafirime dönüyorum ve Hüban'a diyorum ki bağışıklık sisteminde beslenme tarzında ne gibi yenilikler ya da ne gibi değişiklikler yapmak lazım ya da takviyeler mi yapmak lazım? Beslenme ne derece etkili bağışıklık sisteminde? Öncelikle istersen bundan başlayalım. Belki oradan daha güzel sonuca gidebiliriz. Öncelikle bağışıklık sistemi nedir? Biraz bu konuya değinmek istiyorum aslında. Bağışıklık sistemi bizim savunma mekanizmamızı oluşturan, vücudumuza giren patojenleri tanıyıp bunlara karşı savaş açan bir sistem. Evet. İmmün sistem olarak da geçiyor aslında. Bağışıklık sistemi gerçekten çok çok önemli. Özellikle hastalıklarla baş edebilme ya da bu konuda ne kadar direnç sahibi olduğumuz buradan geliyor. Bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlüyse bizim bir hastalığı atlatabilme sürecimiz ya da ona karşı olan tepkimiz buna göre oluşuyor. O yüzden bunu güçlendirmek için de beslenmenin gerçekten rolü çok çok fazla. Beslenmeyi bir düzene oturtturduğumuzda, yani düzenli beslenmesi olan kişilerde hastalığı atlatma süreçlerinde ya da bir hastalığa yakalanma süreçlerinde ciddi farklılıklar olduğunu gösteren çalışmalar zaten mevcut. Yani her şeyin temelinde zaten sağlıklı beslenme var. Kesinlikle. Bunun üzerine mi bir şeyler koymamız gerekiyor? Evet, yani bağışıklık sisteminde özellikle rol alan bazı mineraller, vitaminler var. Bunlar bizim için immün sistemi destekleyen gruplar olarak geçiyor. Belki bunlara bir tık daha önem vererek beslenmek bizi bir sıfır daha önde başlatabilecektir. O yüzden bağışıklık sisteminde gerçekten hem beslenmenin düzenli olması hem de yapılacak bazı ek özellikte olan besinlerin tercih edilmesi mutlaka önemli. Ama şunu vurgulamak galiba en önemli kısmı. Tek başına bağışıklık sistemini destekleyici ürünler yeterli olur mu olmaz mı bilmiyorum ama sağlıklı beslenmenin üstüne koyduğumuz zaman çok daha etkili olacağı kesin aşikar değil mi? Yani bunun da temel unsur sağlıklı beslenme diyelim. Evet, dengeli, sağlıklı ve dengeli beslenme çağımızda diyebiliriz. Çağımızda kolay kolay yerine getiremediğimiz unsurlardan bir tanesi bu.
Ne evet. yazık ki hazıra gittiğimiz için sağlıklı beslenemiyoruz. Peki, sağlıklı beslendiğimizi kabul edelim. Ve sonuçta işte belirli dönemlerde vücut direncimizin kırıldığı dönemler, özellikle hava geçişleri, iklim şartları, iklime bağlı olarak geçiyor. Neler olabilir? Yani nelere dikkat etmeliyiz bu konularda? Burada bazı besinler ön plana çıkıyor. Aslında bağışıklık sistemi denildiğinde çoğu kişinin bildiği hemen C vitamini akla gelenlerden bir tanesidir. Gerçekten C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğe sahiptir. Öncelikli olarak aslında dengeli beslenmeden biraz bahsedelim. Yani dengeli beslenme derken kısaca, karbonhidrat, protein, yağ oranı olarak yine her şeyin tam olarak alındığı düşünülürse. Çünkü şimdi özellikli olan besinleri anlatacağımız zaman kişiler sadece bunlara yönelip tek yönlü bir beslenme aslında gerçekleşebiliyor. O yüzden az önce de vurguladık. Yine aynı şekilde karbonhidratını alacak, proteinini alacak, belirli bir enerjisinin yüzdeleri bunlardan sağlandıktan sonra yağ da yine aynı şekilde üzerine konulabilecek bir C vitamininden zengin olan besinler bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Aslında birkaç başlık var. C vitamini en bilineni ve akla ilk geleni aslında. Herkes tarafından bilinen bir unsur. Kesinlikle. Evet. Yine C vitamininden zengin olan besinlere baktığımızda turunçgiller burada ön plana çıkıyor ama unutulmamalı ki yeşil olan yani biber gibi, maydanoz gibi bunlar da gayet C vitamininden zengin besinlerdir. Hep bunlara öyle bir intiba vardır ama yani şimdi C vitamini denince hep insanın aklına portakal mandalina gelir. Yani tamam şimdi portakal mandalinanın doğal olarak en bol olduğu sezondayız ama C vitamininin deposu yerine göre hatta daha fazla olduğunu biliyorum değil mi? Evet, brokolide özellikle, biberde C vitamini normalde porsiyon bazında baktığımızda limona, greyfurta ya da portakala oranla çok daha fazla bulunmakta. O yüzden yeşilliklere önem vereceğimiz mevsiminde sebzeleri tercih edip tüketeceğimiz bir C vitamini açısından zengin beslenmek bağışıklık sistemimizi güçlendirecektir. Ama son yıllarda yapılan çalışmalarda aslında C vitaminini gölgede bırakacak derecede özellikle D vitamininin de bağışıklık sistemini ciddi oranda etkilediği bulunulmuş. Özellikle Karadeniz bölgesi için kesinlikle, konuşursak D vitaminini yüksek olan, normal olan kimseyi bulamadığımız bir yerden bahsediyoruz. Kesinlikle. Genellikle gelen hastalar sizde de oluyordur mutlaka. Tabii. D vitaminine çok baktırmamış ya da çok da haberdar olmuyorlar. Evet, C vitaminini bir şekilde suda çözünür vitamin vesaire alıyoruz. Ancak D vitamini düzeylerim ne durumda ya da D vitamini ne işe yarar, neyde bulunur çok fazla bilgimiz olmayabiliyor. D vitamini genel olarak aslında besinlerden rahatlıkla sağlayabildiğimiz ancak güneşe çıkmadığımız takdirde vücutta biyo yararlılığı yani aktif hale dönüşümü olmadığından dolayı bizde az bulunan bir vitamin olarak geçiyor. Mutlaka kişiler kış aylarına geçerken ya da acaba benim bağışıklık sistemim güçlü mü, ne durumda derken değerlerinde bir D vitaminine, vitamin düzeylerine de baktırmasını öneriyorum ben çok mutlaka. Çok önemli bir noktaya değindin. Şimdi ben de bir böyle hayatımdan küçük bir kesit yani güncel bir kesitten bahsetmek istiyorum. Hastalarımın çoğu işte halsizlik şikayeti, yorgunluk, bitkinlik böyle isteksizlik şikayetiyle geliyor. İlk akla gelen genellikle tiroid oluyor. Hocam ben bir tiroidlerime baktırmak istiyorum. İşte şöyle böyle vesaire. Her şeye bakıyorsun. Kan kimyası muhteşem, işte hormon düzeyi muhteşem. Fakat orada küçücük kenarda duran bir tane D vitamini var. D vitamine bakıyorsun yerlerde sürünüyor. Son derece basit bir destekle, son derece basit bir tedaviyle. Yani şimdi Karadeniz bölgesinde dediğimiz zaman güneş ışını en önemli unsur çok yatay geliyor. Bir de kış dönemi şu anda daha da çok yatay geldiği için D vitamini hakikaten çok önemli ve D vitamini takviyesi yaptığımız hastalarımız bir anda kendilerine geliyorlar. Yeniden doğmuş gibi canlanıyorlar, böyle enerji dolu oluyorlar. En az C vitamini kadar önemli bir vitamin D vitamini, altını çizmek istedim ben de. Kesinlikle. Yine aynı şekilde mesela biz de yoğun bakım hastalarında görebiliyoruz. Birçok araştırmada bu yönde. D vitamini takviyesi alan hastalarda ciddi oranda hem tedaviye cevap verme süreçleri hızlanıyor hem de bağışıklık sistemini güçlendirmiş oluyoruz. O yüzden C vitamini derken D vitamininin de burada önemli olduğunu bir kez daha vurgulamış olduk. Güneşi gördüğümüz yerde kaçırmayalım. Bir de bu unsur kesinlikle. Var. Evet, kesinlikle. Kış aylarında çok fazla bulunamayacaktır ama bir de kapalı alanlarda artık daha çok zaman geçiriyoruz. Çalışan insanların zaten gün ışığından yararlanımı çok çok az. O yüzden biraz ölçtürüp belki gerekli bir takviye ile burada bir destek almak mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Yine bir diğer grup bitki çaylarına vesaire yönelecek olursak zencefil, zerdeçal grupları yine hem antifungal yani antibakteriyel artı anti mantar grubu olarak özellikleriyle ön plana çıkıyor.
Beslenmede bir şekilde yer vermek gerçekten mantıklı olabilir. Ya çay olarak demleme yöntemiyle ya da çorbalara baharat olarak ekleyerek bunların da yine aynı şekilde bağışıklık sistemini güçlendirici etkilerinden yararlanmak mümkün. Ya İvan, burada ben bir şeyi samimiyetle itiraf etmek istiyorum. Şimdi doğal olarak hepimiz medyayı izliyoruz. Ya her gün bir savaş var medya içerisinde. Bu özellikle bitki çayları konusunda. Yani övenler ve yerenler inanılmaz derecede at başı gidiyorlar. Yani sonuçta her şeyin kararı doğru olan şey. Yani birbirine ya biz de bir şey hani gözünü çıkarmayı çok seviyoruz. Yani bitki çayı diyorsun, adam sabah bir başlıyor, akşama kadar bitki çayıyla gidiyor. Yani bunların tabii ki olumsuz etkileri söz konusu olacak. Yani vurgulamak istediğimiz kararında olan dozlarla içmek değil mi? Kesinlikle. Yani bunu da en azından izleyicilerimizle paylaşalım. İşte ada çayıydı, zencefildi, zerdeçaldı vesaire. Yani diğer bitkiler de papatya çayıydı gibi bir sürü şeyler var. Hakikaten artık bizim milli çayımızın önüne geçmiş bir sürü çaylarımız evet. var. Ama öyle bir noktaya geliyor ki artık karalanma noktasına geliyorlar ki yani bu beni hakikaten rahatsız eden bir konu. Bunda bir ölçüm söz konusu mudur? Yani bir bitki çayını bir insan günde kaç bardak veya nasıl içmelidir? Yani bir bitki çayı nasıl hazırlanmalıdır? Öncelikle gerçekten hazırlanış aşamaları çok çok önemli. Bir de bitki çayının nereden elde edildiği de önemli. Çünkü bitki çaylarında aslında önemli olan kısım bir etken madde dediğimiz, bir de onun yanında yardımcı maddeler bulunur. Genellikle aktarlardan alınan bitki çaylarında mutlaka yardımcı kısımların yanında gelebileceği, bunu aslında şöyle mantık olarak şöyle basitçe değerlendirecek olursak, bir bahçemizde bile bir bitki ektiğimiz mutlaka yaban otları var tabii. Etrafında birikir. Şimdi toplayan kişiler ister istemez bunları da bunların yanına koyabiliyorlar. Bu çok kaçınılmaz bir durum ve aktarlardan alınan bitki çaylarında bu genellikle daha büyük risk durumu oluyor. Poşet çaylarda bunun oranları mutlaka dengelenmiş ve bir denetimden hasatta geçtiği için. Hasatta mı bir sorun oluyor ya da kontrol olmadığı için mi aktarlarda? Kontrol yok. Yani toplayan kişi ve toplandıktan sonra bir herhangi bir denetimden geçip satım durumu olmadığı için tabii ki de bunda da tanınmış belirli yerler olduğunda bunu da önüne geçebiliyoruz ama bu tarz sıkıntılar olabiliyor ya da bekleme sürecinde örnek veriyorum bir şey toplandıktan sonra kişi satıcı yani aktar onu ne kadar sürede satacak, ne kadar muhafaza edebilecek. Bu gibi durumlar göz saklama önünde bulundurulmalı. Saklama koşulları önemli diyorsun bu konuda. Kesinlikle. Poşet çay alındığında da yine aynı şekilde demleme yöntemiyle daha çok çayların tüketilmesini öneriyoruz. Çünkü bitki çaylarında önemli olan şeylerden bir tanesi yaprak şeklinde olanların demlenmesidir. Kesinlikle kaynama yöntemini uygulamıyoruz. Demlenirken de mutlaka ve mutlaka ağzının kapatılması lazım. Çünkü bu çayların aslında asıl etkinliği uçucu yağlardan gelmektedir. Uçucu yağlar da üzeri kapatılmadığı sürece demleme aşamasında faydalı kısmının uçacağı gideceği anlamına gelir. O yüzden demleme yöntemiyle kaynatmadan 6-7-8 dakika maksimum olmak üzere demlenerek tüketilmesi sıcak gerekiyor. Sıcak bir suyun içerisine koyuyoruz, altını ısıtmıyoruz, kapağın ağzını kapatıyoruz ve bekliyoruz. 80 derece ama hani çok ölçmek mümkün değil. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika dinlenen suyun içerisinde demliyoruz ağzı kapalı bir şekilde. Sıklık bahsettiğiniz gibi çok çok önemli. Hiçbir çayı fazla miktarlarda tüketmek yarar değil, aksine zarar doğuracaktır. Aynı zamanda karışım şeklinde yapmak da birbirinin etkinliğini etkileyeceği bir de o var. Için bir de o var. Evet, çok fazla bitki karışımları da önermiyorum. Mümkün olduğunca yumuşak içimli olabilecek. Rahat çayları tercih etmeye çalışacağız. Çay çeşitli olarak evet Türk çayını belki biraz arka plana atacak çok fazla çeşitli oolong dediğimiz uzak doğu çayları yine antioksidan kapasitesi yüksek ya da rooibos gibi kafein içermeyen birçok çeşitli aslında bitki çayı var. Birçoğu da artık çok erişilebilir. Kişilerin de bu konular hakkında oldukça bilgisi var. Dediğim gibi tercih edilebilir ama demleme yöntemine dikkat etmek ve aynı zamanda sıklığını mutlaka çok sık olmayacak şekilde ayarlamak gerekiyor. Kaç bardak günde? Günde 2 en fazla 3 bardak çay bizim için yeterli ama fazlaya kaçmıyoruz. Abartmayalım yani kesinlikle. Gözünü çıkarmayalım açıkçası. Evet kesinlikle. Evet. Peki başka?
Burada zencefilden bahsettik, çayı ya da çorbalara katılabilir dedik. Zerdeçal yine aynı şekilde çok çok önemli. Kurkumin dediğimiz içerisindeki bir madde sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi var. Son dönemlerde yağ yakıcı özelliğinden bahsedilse de vücutta yararlanımı biraz az, tabletleri bile çıkartıldı. Çünkü bizim genellikle Türkiye'de bir şey moda olduğu zaman hemen piyasaya dökümü de bir o kadar hızlı olabiliyor. Ancak dediğim gibi her besinin yararlılığının fazla olduğu bir beslenme şekli ya da birlikte tüketilmesi gereken gruplar var. Mesela zerdeçalın içindeki kurkuminin yeteri kadar alınabilmesi için mutlaka bir miktar yağın içerisinde bulunması ve içerisinde bir miktar acının bulunması gerekiyor. Yani bizim sadece tek başına aldığımız zerdeçaldan vücudun yararlandığı kurkumin miktarı çok çok az. O yüzden belki biraz yoğurtla veya bir kahvaltılarda çok küçük bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağının içerisine bir çay kaşığı zerdeçalı ekleyip biraz karabiberle bu kurkumin miktarından yararlanımı arttırmak mümkün. Emilim mekanizmasında mı faydalı dolayı oluyor? Evet, kesinlikle bir yağ ortamında bir yağ olması ve bir acı, işte karabiber ya da pul biberdeki bir acının mutlaka bulunması gerekiyor. Yani etkinliğini ve emilimini arttırmış oluyoruz. Onun haricinde aldığımız miktarları ne kadar fazla yersek yiyelim zerdeçalı, vücut kullanamıyor. Yani burada yine aynı sadece şekilde... Sadece tüketmiş oluyoruz. Aynen, miktar ve yaptığımız şey, yani yine aynı şekilde bitki çayını da normal kaynatma usulü yaptığımızda ağzını açık bırak, yani kapatmadan açık bırakarak demlediğimizde yine yararlanamamış oluyoruz. O yüzden miktar değil, doğru şekilde, doğru yöntemle aslında beslenmeye adapte etmek çok önemli. Çok önemli noktalara değindin gerçekten. Yani şimdi zerdeçaldı ya da diğer bitkisel ürünlerde böyle her şekilde kullanılan, hatta bunları karıştırıp kullananlar var. Evet. İşte değişik kombinasyonlarda kullananlar var ama bu konuda da daha bilinçli olmak lazım. Basit bir bitki, çok faydalı ama işte ideal şekilde alırsanız etkili, ideal şekilde almadıysanız sadece cüzdanınızı tüketmeye etkili, başka bir şeye yaramıyor. Doğru, evet. Peki, başka? Yine aynı şekilde hastalandığımızda çok sık karşımıza çıkan bir diğeri ise sarımsak. Sarımsağı genellikle aileler ya da işte büyüklerimiz de mutlaka yemeklerde ya da bir şekilde kullanıyoruz. Yani aslında beslenmeye en rahat adapte edebildiğimiz mutfağın olmazsa olmazı değil evet, mi sarımsak? Evet, çok yani aromatik olarak da damak tadımıza da uygun. Sarımsak yine aynı şekilde anti-inflamatuar, yani enfeksiyonu önleyici etkisi var. Antibakteriyel özelliği var. Hastalık dönemlerinde günde bir diş olmak üzere mutlaka tüketilmesi gerekiyor. Çiğ pişmiş çok fark etmiyor ama sarımsağı bütün yutma gibi bir alışkanlık edinmiyoruz ya da bunun yine aynı şekilde bir mantığı yok. Mutlaka dövülmüş, çiğnenmiş, yani küçük parçalanmış hallerde daha vücutta etkinliğinin olduğunu söyleyebilirim. Yani en azından mide onu parçalamak için uğraşmasın. Evet, yani bütün birazcık yutmuyoruz. Çünkü yine bu şekilde bahsedilen şeylerde aslında çok titiz davranmak gerekiyor. Çünkü çok fazla yanlış anlamaya açık olabiliyor ya da yanlış kullanıma açık olabiliyor. O yüzden bütün şekilde değil, dövülmüş ya da çiğnenmiş şekilde olacak ve günde sadece bir diş bile aslında vücudun ihtiyacını karşılaması adına yeterli olacak. O kadar çok kulaktan dolma bilgilere veya şehir efsanelerine önem veriyoruz ki hakikaten bazen hani kulaktan kulağa geçerken hakikaten normal kullanılması gereken yolun tamamen tersi bir şekilde kullanılabilir hale geliyor. Mesela bu sarımsağın bir bütün olarak yutulmasını ben çoğu zaman şahit olmuşumdur. Yani neden bir sarımsak bütün olarak yutulur? Yani mide için sıkıntılı. O parçalanacak ki sonuçta emilebilsin, sindirilebilsin, kesinlikle sindirilmesi daha kolay hale gelsin. Yok, bütün yutunca daha etkiliymiş. İşte öyle olunca ve hep bunlar mışmışlar alıyor ve bir kültür haline geliyor ve ondan sonra o kültür ne yazık ki siz ne kadar bilimsel yaklaşırsanız yaklaşın her zaman sizi ezip geçiyor. Çünkü siz ya da hastanıza söylüyorsunuz, diyorsunuz ki işte sarımsağı parçalayın, ezin, dövün. Yok diyor, biz öyle kullanmıyoruz. Yani gayet net bir şekilde ve şey olarak sağlam arkasında durur şekilde size yanıt verebiliyor. Ki sarımsak hakikaten Akdeniz mutfağı olarak kabul edeceğim. Akdeniz mutfağın vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi. Belki birazcık koku yapabilir yani yenildiği, tüketildiği zaman ama onun da o kadar çok çaresi var ki o koku
getirmiş olduğu faydaların yanında evet, kükürt şey. Açısından da yine zengin. Yani birçok besinde bulunmayan kükürtün büyük bir oranı sarımsakta bulunabiliyor. Ki kükürt hakikaten vücudumuz için en önemli faktörlerden bir tanesi. Doğal olarak alındığı takdirde tabii ki. Evet, vitaminler böyle gidiyor. C'ler, D'ler. Sarımsaktan, zencefilden bahsettik. Evet. Beta karoten yine aynı şekilde bağışıklık sisteminde önemli bir rolü var. Beta karoten dediğimizde aklımıza aslında gelebilecek olan besin bazında baktığımızda havuç, patateste yine çok olduğunu biliyoruz. Ispanakta var. Genel olarak günlük tüketime bunları adapte etmek adına önemli. Örneğin patates ne kadar nişasta oranı yüksek olsa da beta karoten bazında baktığımızda bir orta boy patates bir insanın günlük alması gereken beta karoten miktarını iki katı kadar karşılayabiliyor. Ne şekilde? Pişmiş olarak tercih edeceğiz genellikle ama haşlama, fırın yine besin bazında en kaliteli olarak tüketim açısından baktığımızda haşlama ya da fırınlanmış olarak ayarlayabiliriz. Ben özellikle hastanemizde birçok genç arkadaşımın gözlerinin ışıldadığını çünkü ben eleştiriyorum. Onlar biliyorsun yağda kızarmış patatesi çok seviyorlar. Evet. Dolayısıyla da bu tarzda değil. Yani yok, hayır, doğru pişirilmiş haliyle evet. Tüketildiğinde. Onu da altını çizersek evet, evet, iyi mutlaka. Olur. Yani her besinin yararlılığını arttırmak adına pişirme yöntemleri gerçekten çok çok öne çıkıyor. Yine aynı şekilde mesela omega 3'e bakacak olursak yine omega 3 aslında bağışıklık sisteminde en büyük role sahip olan yağ asitlerinden bir tanesi. Balıkta çok fazla bulunuyor. Ancak balığı kızarttığımızda bu omega 3 yağ asitlerini tam tersi bir forma çevirmiş oluyoruz ve kullanımını oldukça azaltmış oluyoruz. O yüzden her şey doğru pişirme tekniğiyle, doğru yöntemle alındığında ve doğru oranda alındığında aslında yarar olduğunu düşünmek gerekiyor. Göz önünde bulunmak gerekiyor. İtirafta da bulunalım. Yani şimdi bir şeyi doğru miktarda almaya kalktığım zaman lezzetini de birazcık kaybediyoruz. Evet. Yani lezzetli olan kısmı o yasak olan küçük bölümleri. Küçük balıklarda belki özellikle kızartma vesaire tercih edilebiliyor. Doğru ama hani en fazla yararlanım sağlayabilmek adına özellikle bu mevsim geçişlerinde hani kızartmalara biraz ara vermek, biraz daha fırın, buğulama ya da yağsız tavada ızgara olacak şekilde balık tercih etmek gerçekten omega 3 açısından bakıldığında gayet bir insanın alabileceği ihtiyacını karşılayabileceği düzeylere ulaşmasını sağlayacaktır. Balık konusuna gelince balık konusu sadece bence kışın tüketilmesi gereken bir şey değil. Yani balık gerçekten masaların vazgeçilmezi olmalı bence. Yani sadece omega 3 açısından değil, vermiş olduğu proteindi, diğer minerallerdi, bunların hepsini kardığınız zaman balık muhteşem bir besin. Sen kesinlikle. Ne diyorsun bu konuda? Özellikle genellikle bu dönemlerde protein alımı ön plana çıkıyor. Evet, dengeli besleneceğiz, karbonhidratımızı alacağız, yağımızı alacağız ama protein gerçekten kişilerin yapı taşını oluşturduğu için daha bir önemli. Kaliteli protein kaynakları açısından ise bence en ön sıralardan gelenlerden bir tanesi ise kesinlikle balık. Hem yağ asidi zenginliği açısından olsun hem de kolesterol değerleri açısından değerlendirdiğimizde düşük olmasından dolayı oldukça önemli. Şurada küçük bir parantez açmak istiyorum. Yani şimdi 3 tane ana hayvansal protein olarak kullandığımız kaynak var. İşte tavuk, et ve balık. Bana sorsalar hep balığı tercih ederim. Yani balığı hakikaten çok seviyorum ve herkesin sevmesine uğraşmaya çalışıyorum. Fakat bu konuda da dikkat etmemeliyim. Yani balık hem çok yararlı hem de ne yazık ki çevresel kirlenme nedeniyle biraz da tehlikeleri içeren bir şey. Bu konuda da ben şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bilmiyorum katılır mısın bana? Mümkün olduğu kadar dip balıklarından, özellikle kirli alanlarda tutulan dip balıklarından birazcık imtina etmek lazım. Çünkü metal zehirlenmelerine evet, sebep olabiliyorlar. Bu çevre kirliliği nedeniyle denizin altına çökmüş olan atık maddeleri balıklar tarafından tabii ki vücutlarına alınabiliyor ister istemez. Onun için vazgeçilmez olan, yani daha doğrusu tercih edilecek olan şeyler çoğunlukla hareketli ve yüzeyde gidenler ki bu konuda işte bölgemizin vazgeçilmez bir balık da diyemiyorum ona. Hamsi derir. Diğerleri balıktır. Bu konuda benim öyle bir fikrim var. Sen ne dersin bu konuda? Kesinlikle doğru. Ağır metal açısından zengin olabiliyor. Mümkün olduğunca mevsim balığı tercih etmek gerekiyor. Yüzey balıkları her zaman için hem daha temiz sularda olduğu için hem de metal birikmesi olmadığı için. Bunlar bir de göç balığı ya. Evet. Yani yüzeyde gidenler göç balığı olduğu için hep temizi takip tercih ediyorlar. Tercih edilebiliyor. Doğru. Peki
Daha var mı? Birkaç tane daha. Evet. Bunları da alalım da bunları nasıl güne dağıtacağız? Ona gelmek evet, istiyorum. Evet. Şu şekilde aslında bütün hepsi günlük almamız gereken besinlerin temel maddeleri. Yani mutlaka bir şekilde bir şeylerin içinde alıyoruz. Yani mutlaka gün içinde bir meyve yiyoruz. Bunu bu dönemde C vitamini kaynağı olan meyvelerden tercih etmek bir seçenek. Ya da protein alırken balığa yönelmek bir seçenek. Çorbalara baharat katarken zencefili, zerdeçalı düşünmek yine bir seçenek olabilir. Bir de tahıl gruplarından aldığımız ve bağışıklık sistemimizi güçlendiren beta glukan var. Beta glukan genellikle yulafta ve ekmek mayasında bulunuyor. Yine ekşi mayalı ekmek tercih edilebilir. Ya da yulaf çok sevilen bir besin değil belki ama bir şekilde adapte edilebilir. Belki kreplerin içerisinde un haline getirilmiş haliyle tercih edilebilir. Yine bağışıklık sistemimizi güçlendirici etkisi bulunuyor burada da. Yani şimdi şöyle, bunları günlük hayatımızda, şimdi o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani günümüze yayalım ve damak tadı olarak da vücudumuza gelsin. Peki bu sefer etkili olabilmek için yeterli bir dozaja ulaşması söz konusu mu? Yani almak yetiyor mu sadece? Yoksa belli bir miktarda şu mı almak? Şekilde. Atıyorum bir salatada. Şimdi öğlen yemeğinde de imkanı olanlar tabii ki salata yiyebilirler. Akşam yemeğinde de yiyebilirler ki tavsiye ettiğimiz hep salatanın olması. Nasıl bir ölçüm uygulanmalı? Aslında salatalarda önemli olan biz her zaman yağ miktarı ayarlandığı ölçüde çok fazla kalori hesabına ya da miktarda girmiyoruz. Ama mümkün olduğunca taze meyve ve sebzelerden zengin beslenmek önemli. Yani bunu aslında beslenmenin temeline oluşturacağız. Hani biz genellikle hep salataya bir yan öğün olarak bakarız. Bir ana öğünümüz vardır, yardımcı öğünümüz vardır. Evet. Salata yoğurtta tatlandırıcı gibi bir şey. Evet, yan taraftadır. Belki küçük bir tabak olarak onları ayırdığımız durumda biz tabağı eşit bölecek şekilde salataya da en az bir ana öğün kadar yer verecek şekilde ayarladığımızda bu ihtiyaçlarımızı çok rahat giderebiliyoruz. Patates örneğini de oradan vermiştim. Aslında hani çok küçük gibi görünse de bir kişinin günlük ihtiyacını karşılaması için alması gereken miktarlar çok böyle devasa boyutlar kesinlikle değil. Önceliğimiz her zaman besinin kendisinden mümkünse alınması. Olmadığı durumlarda da takviye öneriyoruz. Peki bunları şimdi herkesin yapması gerekiyor. Yani bunun bir yaş sınırı yok. Genel her yaş grubu yok, için evet. İşte sağlıklı beslenme her yaş grubu için. İşte geçen hafta anlattığımız gibi ilkokul çağındaki çocuklara bile bir takım kriterleri getiriyoruz. Onları ortaya koymaya çalışıyoruz. Tabii ki bebeklik çağından itibaren artık çocuk doğal beslenmeye başladığı andan itibaren bunları sevdirmek için neler yapmalı? Yani genellikle yani bir bebeğin sarımsakla benim çocuklarım çok severlerdi. Hani diş kaşınırken falan çok zevkli olurdu ama herkesin de sarımsak sevmesini bekleyemezsiniz ama bunu cazip hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Neler? Evet. Besinlere belki katıldığında çünkü belki yetişkinler tek başına bir sarımsak tüketme konusunda ya da zencefili tüketme konusunda çok fazla ilaç niyetini alıyorum mantığıyla alabiliyorlar ama çocuklarda mutlaka sevdikleri tatlarla birleştirerek ufak miktarlarda tanıtmak önemli. Yani tad olarak tanıtmak önemli. Bu kültürü aldıkça ya da besinlerde bu tatları aldıkça alışkanlık haline gelecek. Yani bir tanıdıklık oluşacak ve sonraki yaşlarda da bunlara karşı bir tepkisi oluşmayacaktır. O yüzden ufak ufak besinlerine katarak denemeleri sağlanabilir. İstediğim cevabı verdin. Neden? Şimdi anneler geliyor. İşte çocuğunuz şunu yesin, bunu yesin. Benim oğlum onu yemez. Benim kızım onu hiç sevmez. Ya çocuğunuza neyi verirseniz onu yer. Yani bir çocuğun damak zevkini oluşturmak bence anne babanın elinde. Eğer bir alerjisi yoksa, hakikaten tıbbi bir sorunu yoksa. Onun için ben hep şunu söylüyorum. Yani çeşitli beslenmeye insan organizmasının zaten adaptasyonu var. Yani çok yönlü beslenmeye uygun bir organizmamız var. Yani hayvanlar alemine baktığınız zaman işte etoburlar, otoburlar vesaire gibi bir kısıtlama var. Ama biz et de yiyoruz, ot da yiyoruz, her şeyi yiyebiliyoruz. Yeter ki bu sağlıklı beslenmeye anneler babalar biraz daha küçük yaşlarda başlamaları daha önemli değil mi?
hiç olmazsa onu bir alışkanlık haline getirmeleri açısından. Yani kesinlikle küçük şeyler deneyebilirler. Bu konularda ben de oldukça esnek davranıyorum ya da örnek veriyorum. Brokoli köftesi deneyebilirler. Çok fazla hani belki biraz uğraş gerektiriyor. Evet ama brokoliyi tek başına gördüğünde çocuğun ilk başta tepki göstermesi aslında biraz normal. Benim de. Hani o yüzden biraz kıymayla birleştirerek, biraz da işte içine brokoliyi katarak bunu sağlamak mümkün. Artık çok çeşitli tarifler gerçekten çok hızlı şekilde erişim halinde. Biraz araştırdıklarında aslında birçok sebzenin yenilebilecek halleri mutlaka bulunuyor. Yani en son karnabahardan kısır görmüştüm. Hatta deneyeceğim, ben de mutlaka aklımda var. Olmayacak şeyler değil aslında kesinlikle. Yani rondodan geçindiğinde bulgur görüntüsü gerçekten de var ve gerçekten kısır gibi görünüyor. Hani çok rahat damak tadını geliştirebilecek farklı karışımlar denenebilir. Kesinlikle bunları alışkanlık haline getirmek lazım. Peki şimdi bu doğal alamadığımız şeyleri ya da alabildiğimiz şeylerin tablet haline getirmiş olan yönleri var. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Bunlar dediğim gibi bizim her zaman için ilk hedefimiz bunu bir şekilde almamız gereken her besini besinlerden doğal haliyle almak. Alınamadığı durumlarda ya da eksikliğinin ciddi oranda olduğu durumlarda takviye mutlaka öneriyoruz. Bunlar da zaten multivitamin ya da multimineral şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Etkinlikleri daha iyi olsun diye bazı vitamin ve mineraller bir arada kullanılabiliyor. Bunları kullanmalarında herhangi bir sakınca yok ama mutlaka hangi besinlerden zengin, yani sadece ben bunun vitaminini alıyorum, o yüzden içerdiği besini çok tercih etmesem de olur mantığı çok doğru bir mantık değil. Yine zengin besinlerden faydalanarak ama aynı zamanda multivitamin ya da multimineral formunda alarak desteklemesi gerekiyor. Peki bunu 4 mevsimde yapmalı mı vitamin desteğini? Dediğim gibi bu tamamen kişiden kişiye değişir. Hani kış aylarına geldik diye D vitamini açısından uyarmıştık. Yine aynı şekilde yaz aylarında biraz avlanma sıkıntısı olduğu için balıklar azalabiliyor. Belki omega 3 desteği çok alamadığını ya da tüketimde azalma gözlemlediyse omega 3 desteğini belki yaz aylarında alıp kışın balığı daha rahat ve bol bulduğu için kışın normal balıktan almayı tercih edebilir. Yine bu tarz değerlendirmeler yapılabilir. D vitamini içinde kış aylarında eksiklik olup yaz aylarında belki güneşten yararlanım daha fazla olduğu için ya da güneşlenebileceği bir durum söz konusu olduğu için belki yazın güneşten yararlanıma bırakılıp kışın takviye şeklinde değerlendirilebilir. Ama tabii ki de hiçbirini kafamıza göre almıyoruz. Mutlaka bir ölçüm ya da eksikliği saptandığı durumda takviye ediyoruz. Yani standart bir formasyona girmenin bir anlamı yok. Evet. Ben biraz şunu soracaktım. Yani kişinin çalıştığı yer, çalıştığı iş, yaşadığı ortam, bütün bunların hepsi tüketime yönelik ihtiyaçlarının da belirlemesinde önemli unsurlardan biri olsa gerek. Kesinlikle multifaktöriyel değerlendiriyoruz. Yani hiçbir zaman için şu kişide kesinlikle şu eksiklik vardır demiyoruz. Bunu genellikle obez hastalarda çok sık görüyoruz. Evet. Çok yiyen kişinin hiçbir şeyi eksik değildir. Hiçbir şekilde bağışıklık sistemi güçlüdür. Sana bir şey olmaz. Aslan gibisin gibi görünse de çok farklı eksiklikler çıkabiliyor. Demir eksikliği, B12 bile gözlemlenebiliyor. Yani kilolu olması, sağlıklı olması demek zaten değil ama besin açısından çok besleniyor. Bunun hiçbir eksikliği yoktur diye bir algı da doğru değil. Zaten kilo fazlalığı ben şöyle söylüyorum. Yani vücutta bir dengesizlik varsa kilo fazlalığı söz konusudur. Dengesizlik ile her şeyi ideal ölçülerde alamamak, bu aşırı almakta, başında da söylediğimiz gibi aşırı almakta bir dengesizliktir. Yetersiz beslenme de bir dengesizliktir. Kesinlikle. Dolayısıyla bunun kararını bulmak ve bunu mutlaka bir bilenle tartışmak lazım, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani o konuda vermek istediğim bir mesaj varsa alalım. Çünkü programın yine sonuna geldik. İzleyicilerimize nasıl bir mesaj vermek istersin? Herkes gitsin aktardan zencefilini, zerdeçalını, limonunu karıştırsın, böyle evine yığsın mı? Yoksa nasıl davranacağını bir bilenden mi öğrensin? Evet, kesinlikle böyle bir sıkıntısı varsa ya da buna bağlı bir rahatsızlık duyuyorsa, kişiler bu ayları zor geçiriyorsa öncelikle mutlaka kan tahlillerini ya da testlerini yaptırıp sorunun ne kaynaklı olduğunu yönelip daha sonrasında bunu nasıl giderebileceklerini çözüm yolları aramalılar. Besinlerle alabildiklerini besinlerden doğru şekilde, doğru pişirme tekniğiyle ve doğru miktarlarda alarak sağlamalılar. Eğer sağlayamıyorlarsa da mutlaka bir takviyeyle bunu kapatmaya çalışmalılar. En doğru şey galiba burada doğru tüketim, değil mi?
Doğru. Doğru evet. Şekilde tüketim olsa gerek. Yuban'cığım çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu program sayesinde sevgili izleyicilerimiz sağlıklı beslenmenin yanı sıra bağışıklık sistemlerini de takviye etmeyi, ne şekilde takviye edeceklerine konusunda yardımcı olabilmişizdir. Başka bir konuda seninle tekrar sohbet etmek çok güzeldi gerçekten. Yine başka bir konuda seni mutlaka ağırlamak isterim. Müsait olduğum bir zamanda çok çok teşekkürler. Ben sağ olasın, teşekkür ederim. Var olasın. Sevgili izleyiciler, önümüz gerçekten kritik havaların olduğu, soğuk havaların olduğu, direncimizin düştüğü havalar. Bu konuda sevgili Hüba'nın söylediklerine lütfen dikkat ediniz. Ama ne olur kulaktan dolma bilgilerle değil de bilime dayalı tekniklerle beslenmenizi düzenlemeye çalışınız. Ben size bu akşam yine her zaman olduğu gibi sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, mutlu kalın efendim.